Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Esselatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Rabbi şrah li sadri ve yessir li emri ve lehlul ukdeten min lisani yefkahu kavli. Şimdi Hasan abi, bu dersi niye topladım? Daha önce tevafuk etti. Üç ayrı yerde şey dediniz. Aranızda şehitler var dediniz abi. Üç yerde denk geldi. Üç farklı yerde. Ben de dedim hani aramızda şehit nasıl olur? Olabilir mi? Olursa bu nasıl anlaşılır? Varsa niye buradalar? Bunu araştırmaya çalıştım. O niyetle başladım. Yani bir şeyler buldum kendimce. Hani şu olabilir, bu olabilir diye ihtimalleri söyleyeceğim inşallah. Sadece hani şehitlik nedirden ziyade şehitler buradalar mı? Buradalarsa ne yapıyorlar? Şehitler nasıl anlaşılır? Onların üzerinde duracağım biraz inşallah. Şimdi dördüncü tabakayı hayat, şüheda hayatıdır diye başlıyor. Şüheda nedir diye baktım abi. Hani şehitlikten farklı bir şey midir diye baktım. Değilmiş. Şüheda cemdir diyor. Cemine kare üçtür diyor. Şehitliğin çoğuluymuş yani. Sonra ilk başta lemalar 34'ten başladım. Bunların notlarını atmıştım ben burada. Oradan takip etmek isteyen varsa. Şöyle diyor. Mazi tarafına göçüp giden kafire-i beşer içinde gayet nurani, parlak. Burada şu sıralama sayıyor abi. Hani bir ara derste de geçmişti. Şehitlikten üst mertebeler var mıdır filan diye. Oraya da burada bir işaret var. Nurani parlaktan sonra 1. Enbiya, 2. Sıddıkî, 3. Şüheda, 4. Evliya, 5. Salihin. Kafilelerini gördüm ki. Bunların özellikleri abi 1. Nurani, 2. Parlak. Hani şehitlik anlaşılmak isteniliyorsa, hani bir kimse şehit midir, değil midir anlayabilmenin yollarından bir tanesi nurani ve parlak görünmeleri. Hani bu nasıl görünüyor peki? İnşallah ileride bakacağız. Yani normal gözümüzle değil de müşahede ve murakab ediyor ileride. Bunlarla bunu anlamak mümkünmüş. İnşallah yeri gelince söyleyeceğim. Bu 5 tane kafireyi sayıyor. Enbiya, Sıddikin, Şüheda, Evliya, Salihin diyor. Daha sonra istikbal zulümatını dağıtıp ebede giden yolda bir cadde-i kübra-i müstakimde gidiyorlar. Şimdi o zaman ne anladım ben buradan? Mazi tarafına göçüp gitmişler şehitler. Fakat devamında hemen diyor ki istikbal zulümatını dağıtıp ebede giden yolda diyor. Yani tamam bu insanlar vefat etmişler. Sureten mazi tarafına göçüp gitmişler. Fakat istikbal zulümatını dağıtan ve ebede giden yolda olanlar da bunlar. Yani hani eğer şimdi şehit varsa, geçmişte vefat edip de şu an aramızda olan biri varsa, hani burası bir işaret olabilir diye aldım burayı. Bir de özelliklerinden iki tanesi nurani ve parlak. Şimdi şehitler orada durmuyor, biliyor musun? Onun en büyük özellikleri de o. Evet abi, inşallah orası da var. Şu anda meclisimizde yok mu sanki? Evet. Devam edeyim. Lemaları 34'ten okuyorum abi. Sırat-ı müstakim ehli ve hakiki niyam-ı ilahiyye mahtar. Nevri beşerdeki enbiya ve kafire-i sıddikin ve cemaat-i şüheda ve esnaf-ı salihin ve elma-ı sabiyin bulundukları. Şimdi buradan şehitliğin üç tane özelliğini çıkardım. Bir, sırat-ı müstakim ehli bunlar. İki, hakiki niyam-ı ilahiyye mahtar olanlar bunlar. Üç, bunlar bir cemaat şeklindeymiş abi. Şimdi burada o zaman Kur'an'daki sıralama da şöyle. Bu ilk iki okuduğum yeri birleştiriyorum abi. Birincisi, bunu nereden aldım? Bunu birleştirdim. Nebi-i ahir zamanın sırrı velâsesi dürülmet. Taife-i veresi-i enbiya. Şimdi Kur'an'da şüheda'nın sıralamasını yaparken ilk başta gelenler bunlar. Peygamberlerin mesleklerine varis olanlar. Hani şehitlikten üst mertebe var mı diye bir ara konuşmuştuk. Bu birinci mertebeymiş. İkincisi, Sıddık-ı Ekber'in
Madeni Sıddıkiyetinden tefessül eden Kafire-i Sıddıkin. Hani bir ara demiştiniz, şehitlikten üst mertebe sıddıklık mertebesi demiştiniz. Bu ikinci mertebeymiş. Üçüncüsü, Hülefai Selase'nin şehadet mertebesiyle merbut bulunan Kafire-i Şüheda. Üçüncü mertebeymiş bu, Kur'an'daki sıralamaya göre. Dördüncü sıralamadaki dördüncü kimseler, وَالَّذ۪ينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ sırrıyla bağlanan cemaat-ı salihin. Beşincisi, اِنْ كُنْتُمْ تُعِبُّونَ اللّٰهَ فَتَّبِعُونِ يُحْبِبْتُمُ اللّٰهِ sırrını imtisal eden ve sahabelerin Hülefai Raşidi'nin vefakatinde giden esnaf-ı tabi'in. Bunlar sıralama Kur'an'da bu şekildeymiş abi. Yani şehitlik üçüncü sıralamaya denk geliyor. Buradan dediğim gibi bir verete-i nübüvvet, hani üstad birkaç yerde diyor. 28. Hani defter verir misin? İtibariyle verete-i nübüvvet bir mesleğimiz var. Yani şu anki bizim mesleğimiz o zaman şehitlikten daha üst makamda. Çünkü peygamberlerin mesleğine varisiz. İki, sıddıklık. Hani üstad hep aziz sıddık kardeşlerim diyor ya. Bu ileride gelecek inşallah, şöyle diyor. Mektubat 440'ta Cenab-ı Hak Kemal-i Kerem'inden Şeriat-ı İslamiye'nin ebediyetine bir eser-i himaye olarak şu zatları gönderiyor diyor. Şimdi de diyor ki Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ala seyyidina Muhammedin kema salleyt ala İbrahim ve ala İbrahim ve alemin İnnekamizmeyiz. Burada abi ben şunu anladım. Bir, üstad veresey nübüvvet. İki, sürekli aziz sıddık kardeşlerim diye başlıyor. Üstadın yardımında olanlar sıddıkiyet makamında. İki, üç, mübarek silsilelerin başında umum aktar ve asarın mecmalarında o nurani zatlar kumandanlık ediyorlar. Üçüncüler şehit. Bazı böyle cemaatlerin başında kumandanlık edenler var. Zaten haşiyetinde birkaç örnek veriyoruz da. Seyyid Ahmet Üstunusi, bu Kuzey Afrika'da büyük bir tarikatın şeyhiymiş. Zamanında çok mücadele etmiş bu savaşlar zamanında İngilizlere, Fransızlara karşı. Bu tahmin ediyorum şu an şehit olarak vazifesinin başında devam ediyor. Zaten üstad da diyor ki kumandanlık ediyorlar diyor. Hani etmişler, ezilecekler. Şu an içinde bulunduğumuz zamanda bahsediyor işte. Sonra teyit bahsediyor. Bir başka teyit, yüz binler adamlara emirlik ediyor ve hakeza. Şimdi örnek olarak üstad burada. Üçünü söyledi. Fakat üçüyle sınırlı değil abi. Birincisi üstad verese-i nübüvvet olanda. İkincisi aziz sıddık kardeşlerinde geçen o sürekli sıddıkla üstad şey yapıyor ya. Böyle vurgu yapıyor. Oradaki zatlar. Üçüncüsü şehitler. Yani şu an cemaatimizde şehitler varsa bunlar da bu sıralamaya göre, üstadın bu mektubat 440'daki sıralamaya göre şehitler üçüncü sıralamadılar. Şimdi bu şehitler burada ne yapmaya gelmişler abi? Onu söyleyeyim. Yani ne yapmaya gelmişler derken bununla ilgili üç ihtimal buldum. Birincisi bu. Seyyid Ahmet. Buyurun abi. Bir kardeş altta bir şey sordu. Diyor ki, özellikle burada Hasan abiden rica ediyoruz. Sadece ustadın zamanındaki kardeşler mi aziz sıddık kardeşlermiş? Yani onlar mı sıddık sadece? Yani biz sıddık mıyız? Nasıl anlayacağız? Bize de mi hitap etti? Diye anladım. Abi, mesleğimizde zaman ve mekan, hani biri mazide, biri müstakbelde diyor ya. Hatta yani külliyatta sorulan, bu benim tefekkürümdü. Külliyatta üstad bazı sorulara cevap veriyor. Gaydi sorular diyor. Kimi zaman kalbime birden geldi filan diyor. Bizim bu zamanda sorduğumuz sorulara üstad o zamandan cevap veriyor. Hani zaman meselesi, hani kalbin dereceyi hayatı, ruhun dereceyi hayatı. Buralara geçtiğin zaman senin burada soru sormanla üstadın orada cevap vermesi orada burada kalmıyor yani. Aynı şekilde oradaki kitaplarda da kimden bahsediyorsan buradaki o kanuniyet devam ediyor yani. Sıddık, ne bileyim aziz, vefakar, sebatkar, bunların hepsi bu zamanda devam ediyor. O biraz ileride var abi inşallah. Harika. Tabii Hasan abiye
Evet evet şey evet evet şey Seyit Ahmet çok güzel. Şimdi bak Kur'an'da 28 tane peygamber kıssası var değil mi? Aynı kanun Risale-i Nur'da abilerin kanunu var mesela. Mesela Yunus Aleyhisselam'ın uygulamasını yapmış. Değil mi? Şimdi eğer... Efendim, Seyit Ahmet sesini alalım, şey yapalım. Yani bu 28 o kanunu çok güzel işlettin, tebrik ediyorum. 28 tane peygamberlerin kıssaları onların zatına has olsaydı, Kur'an bizim önümüze şablon olarak, yöntem ve sistem olarak koymazdı. Mesela Yunus Aleyhisselam gibi. Eğer Aziz Sıddık kardeşim Hulusi'ye ve onun aynı o kanunu anlatıyorum. Kur'an'daki o kanunu Risale-i Nur'da Aziz Sıddık Hulusi ise ben şarjı takar mısın? Ben Hulusi abinin kitabını niye okuyayım? Çünkü insanların kitabını okuyacak zamanım yok ki benim. O zaman Aziz Sıddık orada nasıl ki Kur'an'daki peygamber kıssaları kanundur. Kanun bir silsiledir. Efal onunla bağlıdır. O bir yöntemdir. Tamam? O bir yöntemdir. Risale-i Nur'daki o abilere atfedilen vasıf ve sıfatlar geneldir. Onlara has olsa İki tane sözler kadar gayrimüteşir var. Bu diyor vakti gelince diyor kırmızı yazıyor üzerine. Mesela Vehhabiler bağısı mesela. Şialar meselesini vakti gelince yayınlarsın. Bunu yayınlamayın iş diyor mesela. Mesela kişiye has olan ustadın talebelerine hitap ettiği şey var. O yayınlanmıyor. Ona ait. Mesela onun için hatıralar biraz tehlikeli. Bana gene kızacaklar ama onun zatına söylenilen bir şeyi cemaatin içine konuluyor. Cemaat da bu sefer kendisine şablon ve yöntem yapıyor. O genel olsaydı ustad külliyata koyardı. Örnek veriyorum, kapatıyorum seni, şey yapacağım. Çok mühim olduğu için. Bana soru soruyorlar, size de soru soruyorlar. Ben onu tanıdığım için ona verdiğim cevap ile genel bir ders yaparken vereceğim cevap farklıdır. Birisi hastır, birisi amdır. Birisi hususidir, birisi geneldir. Dolayısıyla bu kanun aynı Kur'an'daki kanun burada da caridir. Devam et kardeş. Tamam. Şimdi Hazreti Hamza'dan üstad örnek veriyor. Hatta Seyyid-i Şüheda olan Hazreti Hamza radıyallahu anh mükerrer vakatla kendine iltica eden adamları muhafaza etmesi ve dünyevi işlerini görmesi ve gördürmesi gibi çok vakatla bu tabakayı hayatı tenvir ve ispat etmiş. Şimdi eğer aramızda şehitler varsa bunlar niye buradalar? Bir, bunlara iltica edilmiş. Birileri iltica ederek bu dünyevi işlerinde ve kendilerinin muhafaza edilmesi için birileri buna iltica etmiş. Ya Hazreti Hamza bizzat kendi geliyor çünkü işlerini görmesi diyor ve gördürmesi. Kime gördürüyor? Kendi görmüyorsa, başkasına gördürüyorsa demek ki şehitlere gördürüyor. Zaten şehitler için hep bir cemaat ya da kafile ibareti geçiyor abi. Bu Hazreti Hamza, bu şehitlerin şeyiydi, ya bizzat kendi yardımda bulunuyor, ya muhafaza ediyor, ya da dünyevi işlerini görüyor, ya da şehitleri gönderiyor, bunlar da bu vazifeleri yaptırıyor. Bu bir kanuniyet olarak düşünsek abi, eğer biz de hani kendine iltica eden diyor ya, iltica etmeyi yapabilirsek, Hazreti Hamza ya da gönderdiği şehitler, bizim dünyevi işlerimiz abi, uhrevi iş filan da demiyorum. Dünyevi işlerimizi, yani dünyadaki işlerimizi
görebilir veya gördürebilir veya hani bir sıkıntı anında muhafaza da edebilir. İltica nedir diye baktım. Hani iltica edilebilir diyoruz abi de. İltica da şöylemiş. Sözler 318'de geçiyor. Dua bahsinde geçiyor. Veya lisan-ı ıstırarıyla bir duadır ki mustar kalan her bir ziru kati bir iltica ile dua eder. Mustar kalan her bir ziru lisan-ı ıstırarla bu duayı yapabilirse bu iltica oluyormuş abi. Anladın. Yani eksik ya da yanlış anlamış olabilirim. Lisan-ı ıstırarla yapılıyor. Mustar kalan her bir ziyaret diyor, kati bir iltica ile dua eder. Bir hani meşgulüne iltica eder, belki Rabbi Rahim'ine teveccüh eder. Yani iltica ile geçen yerlere baktım, en böyle buraya münasip burayı buldum. Çok güzel. Diğerlerine de baktım yani iltica geçen yerlere. Lisan-ı ızdırar olacak, mustar kalan bir ziyaret olacak. Bu şekilde dua edildiği zaman şehitlerin yardıma gelmesi mümkün. Yani eğer aramızdalarsa gelme sebeplerinden biri de budur diye tahmin ediyorum. Abi şöyle bir şey diyebilir miyim? Mesela ikinci tarafa hayatta Hazreti Hızır'la alakalı bahsedilen meselede önce Hızır'dan ders alır sonra onunla görüşür diye ibare var. Yani dışarı hayatında da demek ki o mesela şehit en sonunda ne oluyor? Bir kahramanane bir tavırla ani bir hale kesbediyor demek ki hani o ruh noktasında Allah alem o hayat mertebesi onda böyle patlıyor yani. Hani mesela nasıl Hızır Aleyhisselam'la hani o makama gelen bir veli o telakki edilir falan. Hani o veli dışarıdaki veliden öte hayat mertebemin bir nevi patlaması yani indisatı. Artık oraya da boyut verebiliyor. Veya işte şuraya da dördüncü hayata da boyut verebiliyor ki bir şekilde şehitlerle de münasebete geçiyor. Evet abi o ileride var. Şehit kendini hay biliyor diyor abi. Hay'ı söylerken de büyük harfle yazmış. Yani esma olduğu belli. Hay biliyor ne demek? Bir de şurada diyor mesela peygamberimiz ruhen diri ve hay diyor. Yani mazhar olduğun esma veya esmanın mertebesi değişiyor. O meradir ve hayat diyoruz ya beştir diyoruz. Orada hayat esma, muhyi, hay bir de neydi şuraya yazdıydım. Hay, kayyum, muhi. Yani mazhar olduğun esma değişiyor olabilir ya da esmanın mertebesi değişiyor olabilir. Hani Hızır Aleyhisselam, İlyas Aleyhisselam, İsa Aleyhisselam bu mertebeler var ya. Onu yeri gelince tekrar okuyayım abi. Şimdi şehitliğin ilk başlangıcıyla ilgili bir yer buldum abi. Orayı okuyayım. Hulefai Selase'nin şehadet mertebesiyle merbut bulunan Safile-i Süveda, Yamalar 36'da geçiyor. Hulefai Selase'nin, yani 3 tane halifenin şehadet mertebesiyle merbut bulunan Safile-i Süveda. Merbut bulunan ne demek diye baktım abi. Hani Süveda, Hazreti Ömer, Hazreti Osman, Hazreti Ali. Bunların şehadet mertebesiyle merbut bulunmak ne demek? Merbut geçen yerlere baktım. Şöyle 4 tane madde buldum, buraya yazdım. Büyük elektrik lambalarıyla merbut olmayan küçük elektrik lambaları. Sanki abi bu üç tane büyük sahabe büyük elektrik lambaları gibi biz de biz derken şehitler de küçük elektrik lambaları gibi. Sonra başka bir yerde şunu buldum. Her bir menzilde kendi makamına merbut bir telefon rastledim. Hani üstad kendi yeğeni bu beyt için yer altında bir menzil kazmış diyordu ya abi. O menzilde merbut bir telefonla üstad onunla görüşmüş olabilir. Devam ediyor. Kalben merbut olduğun geçiyor. Demalar 238'de. Bir de Zavt-ı Azam ve Şeyh-i Geylani Hazretlerinin merbutiyet ve muhabbet diye geçiyor. Ben şimdi bu merbutları birleştirdim. Şöyle bir tefekkürüm var. Merbutiyet kalbidir. Bu zaten sarık ifadeydi. Büyük zatlara merbutiyet oluyor. Kim? Mesela üç büyük sahabe, Hazreti Ömer, Hazreti Osman, Hazreti Ali bunlar şehitler. Bir de Şüveyda'nın hani ilk okuduğum yerde parlaktırlar ve nuranidirler demiştim ya. Şüveyda'nın parlaklık ve nuraniliğinin merbut olduğu yer Hulefai Selase. Onların parlaklığından yansıma oluyor yani. Bir de kalp telefonu ile iltica edilirse muhafaza edilirsin. Dünyevi işlerin görülür ya da gördürülür. Bu merbutluğu birleştirdim abi. Bu maddeleri çıkardım.
Merbutu bir de maddeleri bir de söyler misin? Büyük elektrik lambalarıyla merbut olmayan küçük elektrik lambaları. Diğeri her menzilde kendi makamına merbut bir telefon rasteti. Diğeri kalben merbut olduğum. Diğeri Gavs-ı Azam Şeyh Geylani Hazretlerinin merbutiyet ve muhabbet diye geçiyor. Bunları birleştirince öyle dedim abi. Merbutiyet kalbidir. Hani zaten bu buradan ileriye doğru şeye bağlayacağım. Kalbin dereceyi hayatı, ruhun dereceyi hayatına bağlayacağım inşallah. Büyük saatlere merbutiyet oluyor. Örnek bu okuduğum üç tane büyük sahibi. Şehitliğin parlaklığı ve nuraniliğinin geldiği yerde bu üç büyük sahibi. Bunları birleştirdim, bunları söyledim ona. Burada diyeceğiniz bir şey var mı? Şimdi abi, şehitleri arıyoruz da Üstad şöyle diyor, işaret edeceğiz 24'te. Onların zulümat-ı beşeriye içinde elmas gibi parladıklarına diye sonrasında devam ediyor ki onları taharri ve talep etmeye ve aramaya lüzum yoktur diyor. Onları taharri ve talep etmeye ve aramaya lüzum yoktur. Niye? Onlar herkesin gözü önünde hazır olduklarını temin eden bir uluv-u şana maliktirler diyor. Yani ya şehitleri arıyorum ama Üstad da diyor ki onları aramaya ve tarihe talebe lüzum yoktur diyor. Onlar herkesin göz önünde hazır olduklarını temin eden bir ulu uşağına maliktirler diyor. Aynen. Devamında da diyor ki abi, buradan biraz atlayarak devam ediyorum. Cem kirasıyla ellezinenin zikri onlara iktida ve tabi olmak imkanının mevcudiyetine ve onların mesleklerinde butlan olmadığını işarettir. Onlara iktida ve tabi olmak imkanı mevcutmuş abi bu şeyde. Devamında gene biraz atlıyorum, şimdi hepsini birleştireceğim. Mazi sırasıyla en'am senindeki tekrar nimeti talep etmeye bir vesile olduğuna ve Allah'a raci olan zamiri de bir yardımcı ve bir şefaatçi vazifesi gördüğüne işarettir. Yani ey Rabbim, madem ki en'am senin fiilindir ve evvelce de in'am yapmışsın, istihsasın olmadığı halde in'amını tekrarlamak senin şeyinindendir. Şimdi buradan şunu anladım abi. Şimdi şehitlikle ilgili bir hadis var, meşhur. Onu okuyayım. Cennete giren hiç kimse dünyaya geri dönmek istemez. Yeryüzünde olan her şey orada vardır. Ancak şehit böyle değil. O mazhar olduğu ikramlar sebebiyle yeryüzüne dönüp 10 kere şehit olmayı temennidir. Kütüb-i Sitte'den yazdım abi bunu. Şimdi şehitler dünyaya gelip 10 kere daha şehit olmayı istiyorlar. Nasıl istiyorlar abi? Şöyle, en'am senin zikri tekrar nimeti talep etmeye bir vesile olduğuna, bu bir nimet, şehitlik nimetini tekrar talep ediyorlar. Ve Allah'a raci olan zamiri de bir yardımcı ve bir şefaatçi vazifesi gördüğüne işarettir. Bunun devamındaki dua da büyük ihtimal, yani bu benim tefekkürüm, şehitlerin tekrar dünyaya dönmek isterken yaptıkları duadır. Ey Rabbim, madem ki in'am senin fiilindir ve evvelce de in'amı yapmışsın, istihsasım olmadığı halde in'amını tekrarlamak senin şeyinindedir. Yani şehitler dünyaya tekrar dönmek için bu duayı ediyorlar dediğim kendi kendime. Anlama kısmında hatırlar mısın daha önce gelişimizi diye bir yer var mesela. Harun abi oraya bahsediyordu, müsaitse bir okusak. Yavuz'um ben araba kullanıyorum şu anda, dinliyorum, dersteyim ama araba kullanıyorum. Tamam abi, sıkıntı yok. Evet o cemaatte Yavuz'un dediğin yer, onu konuşmuştuk da yazmamışım abi. Devam ediyorum o zaman. Şimdi abi bu şehitleri anlamanın yolu keşfel kubur anladığım kadarıyla. Keşfel kubur olmak. Keşfel kubur nasıl olunuyor? Biraz ona baktım. Şehitler nasıl anlaşılır? Yani keşfel kubur anlayabiliyormuş. Anlamanın yöntemlerinden bir tanesi buymuş. Keşfel kuburda
Anladığım kadarıyla şöyle olunuyor abi. Şöyle bir üstad bir yer keşfet kubur. Kabir. Geçiyor. Kabirdekileri buradakiler görüyor, keşfediyor. Ona göre diyor. Ve nahir okuyan bir talebenin kabrinde münker ve nekire nasıl cevap verecek diye murakabe etmiş ve müşahede edip işitmiş ki. Burada iki tane anahtar kelime var, ben onu anladım. Bir murakabe, iki müşahede. Yani murakabe etmiş ve müşahede edip işitmiş ki diyor. Şimdi murakabe etmek ve müşahede etmek ne demek abi? Onlara baktım. Murakabe normalde tasavvufi bir terimmiş. Yani tasavvufta böyle derin düşünme hali, yoğunlaşma, ne bileyim zikir, tefekkür, bunların birleşmiş haline diyorlar. Peki bizim meslekte bu murakabe var mıdır diye baktım. Varmış. Murakabe geçen yerlerde şöyle diyor. Bir manevi asansör hükmünde diyor. Manevi asansör gibiymiş abi murakabe. Yani sanki seni böyle yerin altına mezara indirip çıkaran bir şey gibi. Mesnevi 82'de geçiyor. Darla 114'te bir ifade var. Sukutu hali murakabeye varıldı. Sukutu hali murakabeye varıldı. Bazı veliler ruhani teşrif buyurdular. Yani bu murakabe haline varabilirsen velilerin ruhani olarak teşrif ettiğini biliyorsun. Sonra üstad tarihi hayatta geçiyor. Bu murakabeyi nasıl yapmış? Yani tasavvuftaki murakabeyi üstad nasıl uygulamış? Tarihi hayat 15'te geçiyor. Mesela üstad bu yüksek istidatçılık kudretini sırf yemek, içmek, giymek gibi basit şeylerle değil, yani yemek, içmek, giymek gibi basit şeylerle değil, bilakis fikir, zihin, istidat, kabiliyet, vakit, zaman, nefis ve nefes gibi manevi ve mücerred kıymetlerin israf ve hedef edilmemesiyle ölçen bir dahidir diyor. Şimdi o zaman üstadın murakabe usulünde ne var? Sadece yemek, içmek, giyinmek gibi basit şeylerle değil, fikir, zihin, istidat, kabiliyet, vakit, zaman, nefis, nefes gibi manevi ve mücerred kıymetleri israf ve hedef etmemeye çalışırsan bu üstadın murakabe usulüymüş. Üstüne bir de hemen şöyle devamında 19. sayfada diyor. Murakabe dairesini Risale-i Nur genişletmiş abi. Kur'an-ı Kerim ile genişletmiş. Bir de üstüne tefekkürü bir olarak eklemiş. Tefekkürü bir de edinebilirsen, üstadın bu murakabe usulünü yapabilirsen, murakabenin gözü varmış, manevi bir asansör gibiymiş, ehli keşfe kubur olabilir misin abi? Onu anladım. Müşahede zaten vicdanın dört biriminden biri olan Latife-i Rabbaniye'nin vazifesiydi müşahedetullah. Yani kalbin dereceye hayatıyla alakalı. Bu kalbin dereceye hayatına geçebilirsen ya da bu murakabe usulünü uygulayabilirsen bu şehitleri anlamak mümkünmüş abi. Bu kısımda orayı anladım. Ses yok, geçeyim mi? O zaman devam edeyim. Şimdi bu erbabı bakiye ile alemi berzakta olanlar, alemi erbakta olanlar ya da şehitler bunlarla hani temas edilebilirmiş, görülebilirmiş, muhabere edilebilirmiş, münasebet kurulabilirmiş. Ehli keşif ve şuhut olursam bunlarla temas edebiliyor musun abi? Ehli keşfe kudur olabilirsen bunları görebiliyor musun? Bir kısım avam bunlarla muhabere edebiliyorlarmış. Avam bunlarla muhabere ediyor. Bir de avam rüya-i saadete de bunlarla münasebet kurabiliyormuş. Zaten üstad bu Ubeyd ismindeki talebesi için şey diyor. Bence bir rüya-i saadete de diyor. Rüya-i saadete de bunlarla görüşmek mümkünmüş. Hasan abi burada bir şey girebilir miyim bir dakika? Tabii buyurun abi. Bugün ben sabah biriyle tanıştım da dershanede İzmir'de kenar altında çalışıyor. Eski bir tarikatçı şimdi dershanede kalıyor. Ben diyor ahirette sanki bir cennetteyim bir cehennemdeyim. Oralarda yaşıyorum diyor. Sanki soru soruluyor bana. Hayattan bazen kopuyor. Ben diyor deliriyor muyum abi diyor. 20 küsur yaşında bir çocuk. Hasan abi ne diyor bilmiyorum. Konumuz o değil.
Emre, konumuz o değil. Çünkü ben bakıyorum ders çok zengin ve hiç dağıtmadan ve uzatmadan çok malzeme veriyor. Kıymetini bilip alalım. Yardım çekiliyorum. O zaman devam ediyorum abi. Şimdi şehitler, kimler şehitler diye bir tablo yapmıştım abi. Tabloda askerlerden şehit olanlar var. Bunu da ikiye ayırmış üstad. Bir dakika kurşun yiyerek şehit olanlar, bir de bir saat altında işkence görerek şehit olanlar. Seyit Ahmet, Seyit Ahmet, belki dinleyenlerin kafalarına bir şey takılır diye bir müsaade edersin. Adetullah'ın dışında ne taşkınlık oluyorsa bunlar rahatsızdır. Bunu şiş sokmak, biraz önce Emre'nin dediği gibi ben cennetteyim, cehennemdeyim fiilen. Adetullah, sünnetullah'ın dışındaki ya ifrattır ya tefrittir. Anladınız mı? Risale-i Nur adetullah'tır, sünnetullah'tır, fıtrat üzerine gidiyor. Şiş sokmak, uçmak, onlar şey değil. Adetullah kanununa tabi olacak. Evet, devam et Seyidim. Şimdi birazdan hızlı geçeceğim abi. Çünkü yani bilinen şeyler gibi. Şimdi askerler, kurşun yiyenler, bir dakika kurşun yiyenler 40 günlük velayet makamını kazanıyorlar. Bir saat işkence altında vefat edenler 10 senelik mezhebe alıyorlarmış. Bu bildiğimiz askerlikteki şehitler. Bir de manevi şehitler varmış abi. 40 gün lohusalık vaktinde vefat edenler, karın sancısı, kar, sağlam, bir de mübarek hastalıklar. Bunlar manevi şehit sayılıyor. Bir de Kastamonu 112'de geçiyor. Musibet-i semaviye ve beşerin zalim kısmının cinayetinin neticesi olarak gelen felaketten vefat eden 15 yaşına kadar olanlar. Musibet-i semaviye ve beşerin zalim kısmının cinayetinin neticesi olarak o felaketten gelen ve 15 yaşından önce olanlar. Bunlar da şehit sayılıyormuş. Üstad bir yerde diyor, haksız yere idam olsam iki şehit sevabı alırım diyor. İki şehit sevabı almak da mümkünmüş. Niye diye soran olursa cevabın peşinde yazıyor, okuyabilirim. Ama geçeceğim. İstikamet şehidi, binbaşı Asım Bey için üstad diyor, istikamet şehidi diyor. Gene bunun devamında niye istikamet şehidi olduğu yazıyor. Sonra bu biraz dikkatimi çekti, hayvanlardan da şehit oluyormuş abi. Bu venizelosu gebersen maymun, hem şehit hem gazi diyor üstad. Hem karşı tarafı öldürüyor, gazi ünvanını alıyor. Hem onun neticesinde işte oradakiler ona şey de diyorlar. Bir de 100 şehit sevabı onun mümkünmüş abi. Cennette hayvanların hepsinin bir temsilcisi olacak ya. Hani bir mümessili olacak mesela. Kelp mesela. Şeyin, Ashab-ı Kehf'in. Peygamber Aleyhisselam'ın devesi vesaire. Bu da o maymun da o maymunların temsilcisi olacak. Çünkü Allah onu istihdam etmiş orada. Devam et. Bizi ilgilendiren kısımlarda biraz fazla duracağım dediydim. 100 şehit cevabı kazanmak mümkünmüş abi. O da fesadı ümmetim zamanında sünnetime temessük etmekle diyor Peygamberimiz. Fesad-ı ümmetim zamanında sünnetime temessük etmem. Fesad-ı ümmet ne zaman abi? Bu iki yerde geçiyor. Lemalar 49'da, lemalar 167. Bu ikisini birleştirip şöyle tablo haline getirirsen fesad-ı ümmet yerine lemalar 167'de bidaların ve delaletlerin ihtilası diye geçiyor. Sünnetime temessük yerine ise gene lemalar 167'de sünnet-i seniyeye ve hakikat-ı Kur'aniye'ye temessük edip hizmet etmek. Böyle geçiyor. Çok yani bidaların ve delaletlerin istilası zamanında sünnet-i seniyeye ve hakikat-ı Kur'aniye temessük edip hizmet edilirse 100 şehit sevabı kazanmak mümkünmüş. Sonra mazlum ve dindar Hristiyanlardan dinsizler tarafından öldürülürlerse bir nevi şehit olabilirler diyor usta.
Sonra Büyük Deccal'in Cerir ve Ceberut'un mutlakına karşı itaat etmeyen şehit olur diyor usta. Talebeye uyumla üstadın bedeline, üstadın bedeline ve yerine şehit olanlar. Biraz bunların üzerinde duracağım. Talebeye uyum nasıl şehit oluyor abi? Şöyle. Yerini bulamadım da. Tahsil-i ulum anında 3 tane şartı var abi. Talebe-i ulumun şehit olması için 3 tane şart var. Bir, tahsil-i ulum anında olacak. Yani ilim tahsil ederken vefat edecek. İki, ciddiyet olacak. Üç, müştak olacak abi. Bu 3 şartı sağlayabilirse şehit sayılıyor. Alemi Berzah'ta yine bu tahsiline devam ediyor. Orada vefat ettiğini zaten anlamıyor. Berzah'ta bu medresedeki eğitimine devam ediyor. Hatta o meşhur kıssa var. Men Rabbükis diye soruyorlar bir tane talebeye. Aynı orada kendini medresede zannediyor. Bir de üstadın bedeline ve yerine şehit olan Hafız Ali abi var. Hafız Ali abinin makamı bayağı farklı. Onu aptalların arasında duamda dahil ediyorum diyoruz da. Yani bir kutbiyet derecesi var onun. İki, üstadın bedeline ve yerine şehit oluyor. Üç, talebeyi uyumken şehit oluyor. Bu şartları sağladığı için abi Kastamonu'da geçiyor bu. Şuradan hemen okuyayım. Orijinal yerinden okuyayım abi. Şuraya kısa kısa not aldım da bazı yerleri uzun yerinden okumak istiyorum. Üstad şöyle diyor. Hatta bu gece mesmuatıma göre buradan birisi oraya gönderilmiş. Yani üstad vefat ederek mi gitmiş? Yoksa görevli bir zat mıymış? Hani oradan buraya gelen veya buradan oraya giden bir zat mıymış? Onu söylemiyor. Mesmuatıma göre bu gece mesmuatıma göre buradan birisi oraya gönderilmiş. 10 defadan ziyade teessüf ettim. Ne için Hafız Ali'ye onunla selam göndermedim? Sonra iddia edildi ki selam göndermek için vasıtalara ihtiyaç yok. Kuvvetli rabıtası telefon gibidir. Hani mürakabede nerede okumuştuk onu? Ha, Merbut'ta okumuştuk. Her menzilde kendi makamına merbut bir telefon rabıtası diyordu. Merbutiyet kalbiydi. Bu zatın da yani Hafız Ali abinin de kuvvetli rabıtası telefon gibiymiş. Devamı ilginç abi. Hem o gelir alır diyor. Şimdi bir, üstad niye selam göndermedin diye teessüf ediyor. İkincisi sonra iddia edildi ki diyor, selam göndermek için vasıtalara ihtiyaç yok. Üç, hem o gelir alır diyor. Ha, burası da benim delillerimden biri. Yani şehit olan zatların buraya gelmesinin delillerinden biri de burası abi. Şimdi vefat eden nurcularla ilgili bir yer okumak istiyorum abi. Vefat eden nurcular vaziyetleri nasıl, mertebeleri nasıl, neyle uğraşıyorlar, hissiyatları nasıl, şöyle geçiyor. Aynen hayattaki gibi Risale-i Nur'la mesul olarak en yüksek bir ilimde çalışan bir talebe-i ulum vaziyetinde, zaten bu zamanda bu talebe-i ulum vasfını en iyi gösterenler Risale-i Nur talebeleri diyorsunuz. Tam şehitler mertebesinde, şimdi bunların mertebeleri de tam şehitler mertebesi ve tarzı hayatlarında. Tarzı hayatları ne demek abi? Vefat ettiklerinden haberleri yok, güzel bir şekilde lezzet alıyorlar. Hani uykudaki iki kişiden bahsediyoruz, onları ileride okuyacağım. Biri uykuda olduğunu bilir, aldığı lezzet nasıptır diyor. Biri uykuda olduğunu bilmez, tam ve hakiki lezzet alır diyor. Yani şehitlerin tarzı hayatlarındaysa, bu vefat eden talebeler tam lezzet alıyorlar oradan. Vefat ettiklerinden haberleri yok. Risale-i Nur kisvesinde hakaiki imaniye ve esrar-ı Kur'aniye ile
Kemal-i Ferah ve Sevinç'le meşgul yapmış abi orada. Risale-i Nur kisvesinde Fakaiki İmaniye, Esrar-ı Kur'aniye ile Kemal-i Ferah ve Sevinç'le orada meşgul oluyorlarmış. Hani bu Risale-i Nur'a da kisve diyor, birkaç yerde kisve diyor abi. Niye kisve diyor diye düşündüm. Şey olabilir, siz mesela diyordunuz, cinler nurcuları kırmızı görüyorlar diye. Yani buradaki görüntü kırmızı bir görüntü ama oradaki sanki böyle bir kisve gibi, üstümüze giydirilmiş bir hulle gibi yani. Böyle anladım, yanlış bilmiyorum. Doğru. Devam edeyim. Hani ben kendimi nasıl olduğumu ben de bilmiyorum ya, bir. Allahça ben nasılım onu da bilmiyorum. Ruhanilere göre de nasılım bilmiyorum. Cinlere göre nasılım ama görüntü öyle, kırmızı. Kur'an okurken beyaz görüyorlar. Kur'an okurken beyaz görüyorlar. Onların kafirleri siyahtır. Müslümanları beyaz gözükür. Şimdi şeyden devam ediyorum. Gelen birinci mektupta. Bence bir Rüyayı Sadık'a da görüşmüş üstad. Rüyayı Sadık'a da Avam ile görüşebiliyordu. Tahter az bir menzil suretindeki kabrine girmiştim. Allah. Bu manevi asansör hükmünde demişti bu Murat'a Bey'e. Manevi asansörle kabrine inmiş sanki üstad, menziline inmiş. Kabrine inmiş. Onun şeyinde tabakayı hayatında gördüm. O beni ölmüş biliyormuş. Benim için çok ağladığını söyledi. Buradan şunu anladım abi, şehitler de ağlıyormuş yani. Hani her ne kadar kemali lezzetli, ferahla, sururla hayat geçiriyorlar ama buradayken de ağlayabiliyorlarmış eğer buradaysalar. Kendisini hayatta biliyor, fakat Rus'un istilasından çekindiği için. Bu çekince de var. Hani tamamen bir mutluluk, bir güzel hal dışında bir ağlama, ikinci çekince de var yani bu şehitlerde. Ben buna korku demiyorum. Üstad çekindiği için diyor, ben de çekince dedim. Yer altında kendine güzel bir menzil yapmış. Bu menzili yapan da şehidin kendisi abi. Yani buradaki, hani bu Ubeyd ismindeki talebe savaşırken, Ruslardan işte o harp esnasında vefat ettiği için kendine yer altında güzel bir menzil yapmış. Başka türlü vefat eden biri olsa ona göre kendine bir menzil yapabilir. Yani buradaki yaptıklarının sureti orada bir menzil olabilir yani. Şimdi o Yavuz'un dediği Esma-i Mazhariye, hani tabakayı hayata geldim abi. Şöyle diyoruz da, kim hayatı isterse şehadet istemeli. Şehidin hayatına Kur'an işaret eder. Sekeratı tatmamış her bir şey kendini hay biliyor, görüyor. Hay büyük harflerle yazılmış burada, hay biliyor, görüyor. Hani sekeratı tatmaması meselesi, Murat Dursun abinin bir tefekkürü vardı. Sekerat sarhoşluktu. Hani şu an günümüzdeki insanların birçoğu sarhoş gibi. Değişikli hastalarla. Bu hali yaşamayanlar da sanki böyle ileride şehit olma ihtimalleri yüksek gibi. Hani bu halin dışında olanlar, onun bu cemiyetin bu hallerinden uzak kalanlar, bir ihtimal ileride şehit olmaları mümkün yani. O sekeratı bir daha biraz şey yapsana, sekerat böyle sarhoş gibi ne demek? Abi bunu Murat abi ders yapmıştı, sekerat dersi vardı. Yani hatırladığım kısmı bu kadar. Sarhoşluk veren her şey müskir demişti. Şu anda insanların böyle bir garip davranması, tam net düşünememesi. Yani benim aklımda kalanlar bunlar. Bir sekerat hali gibi yani. Seyit Ahmet, sekeratın sıfatı tövbe, vasiyet, hiçbir şey kabul edilmiyor. Talak, nikah kabul edilmiyor. Sekerat. Ölmemiş. Evet. Ama buralı da değil. Oralı da değil. Bu insanlar mezar-ı mutahalik. Yani sekerat buralı değil.
Oralı da değil. Seyit, şehit bunun tersidir. Buralı değil şehit. Oralı da değil. İki tarafı ki menzil yapmış. Huzurun şeyi şehit, gafletin sekerat. Şu anda sekerat lügat manasıyla ölüme benzer bir hal. Ölüm nedir? Manevi ölüm. Adam anlatıyorsun, hiç. Bu sikir, sarhoş. Hazreti, son şeyi söyleyeyim. Hazreti Ali'nin bir sözü var Redallah'ın. İçki sarhoşluğun bir müddeti var diyor. Mal sarhoşluğun diyor. Vakti kabire kadardır diyor. Bugün bir kayıt yapıyordum dağda. Mehmet kardeş aradı, onu da kapattım o kayıt yapıyorken. Zengin kimdir? Bir de zanlarla akıl çatışırsa bunu nasıl anlarız? O kaydı yapıyordum. Onu da paylaşacağım inşallah size. Sekerat mühim olduğu için girdim, kusura bakma. Evet, sağ olun. Şimdi devamında sekerat tatmamış her bir şey kendini hay biliyor, görüyor. Hay büyük harflerle yazılmış. Hay geçen yerlere baktım. Kendini hay bilip görmesi ne demek? Mesela hay için peygamberimiz ruhen, diri ve hay diye geçiyor sözler yürüyüşten. Bir de şöyle bir yer var. Berrin ve bahrin içindeki zihayatların kudret-i ilahi ile parlayıp arkadan gelenlere yer vermek için ya hay deyip perde-i gaybda gizlenmeleri. Parlamak. Gene burada şehitlerin iki tane özelliği nurani ve parlamaktı. Burada sanki bu şehitler berrin ve bahrin içindeki zihayatlar gibi arkadan gelen yeni şehitlere, yeni nasıl diyeyim, şehit olacaklara yer vermek için ya hay deyip diğer meseleyi hayata geçiyorlar. Yani şehitliğe geçiyorlar. Bunu işte yani tam ifade edemedim de yani mertebeleri değişiyor. Şimdi Seyit abi şu dakika diyebilir miyiz acaba? Kusura bakmayın, dertlerimdeki bir tamam mı de. Hasan abi de bahsetmişti de bu duayı tercümeye ismi azamda süphaneke ya şehit, talihte ya şahit. Bu şehitler aslında şahit olduğu için mülk, alemi mülk ve alemi melekütü müşahede eylediği için şahit olduğu için şehit veriyor. Zaten bu dördüncü tabakayı hayat geçen o okumayı buraya şey yapmıştık ya, şühede hayatı. Hani bu kitab-ı kainatı okuma manası var ya insanın. Ki okuduğu zaman şehitliği, şahit olduğu zaman kainatı okuyup şahit olduğu zaman melekût alemini, mülk aleminde getirdiği zaman şehit makamına çıkıyor. Bir yaptık da. Hatta şöyle bir tevafuk da vardı da abi. O Sübhaneke'ye şehit, talife, şahit. Orası 73. satırda. Hani 23. satırda Risale-i Nur Celibi'nden baktığımızda 23. sırada cehidi de var ama. Abi ben de şöyle biliyordum. Şöyle anladıydım. Şehit sekeratı tatmıyor. Öldüğünden haberi yok. Öbür tarafı görüyor. Şahit hem burayı hem orayı görüyor. Yani şahitlik ayrı bir makam diye biliyorum. Şehitliğin bir üstü. Şehitlik sekeratı tatmıyor. Öldüğünden haberi yok berzahta. Ya da sizin dediğiniz gibi şahit olduğu zaman hani buradayken orayı yaşayanlar, oradayken buraya gelmeye hak kazanırlar diyor ya Hasan abi. O, buradayken orayı yaşayan, oradayken buraya dönenler sanki şehit değil de şahit oluyorlar. Anladığım kadarıyla. Hani fena billah, beta billah diyoruz ya, her ikisini de yapan şahit gibi. Oraya giden, oradan tekrar buraya gelmeye gelenler şahit gibi. Ben öyle biliyordum yani, siz söyleyince. Yani şehidin şehit olduğunu bilen kimse şahittir diyordum. Ne kadar doğru bilmiyorum, Hasan abiye sorayım. Bilmiyorsa şehit, biliyorsa şahit.
ikisini birden şey yapıyor. Mesela ustad Ubeyde gitti ya kabrine. Ona da şahit, ona da, buraya da şahit. Peki ustad şehit değil. Şehidin şeyine gitmiş ve onun vartasını, aldanışını tavsiye ediyor. Beni ölmüş biliyor diyor. Şehit değilsin. Kimsin o zaman sen? Şehidi tahlil ediyorsun. Sen kimsin demezler mi adama? Şehide gidiyor konuşuyor. Oo amca diyor ben sana acıyordum diyor, ağlıyordum diyor. Kim o şehit? Sen kimsin o zaman? Ben de orayı şöyle anladıydım. Sırrı veraseti nübüvvet onun makamı. Evet. Onun altında sıddıklık, onun altında şehitlik. Hepsini bizden kapsıyor. Evet. Sırrı. Üstü olunca diğerini de cem ediyor. Şehit herkes olabiliyor. Allah veriyor. Hamile kadının, boğulan, tavuğun, yani salgın hasta, koronadan, mesela koronadan vefat eden ehl-i imansa şehit oluyor manevi. O hastalar sensin geçiyor. Ama şahit olmak çok yüksek. Şahit. Evet, devam et. Kim hayat isterse şehadet istemeli. Şehidin hayatına Kur'an işaret eder. Şekeri atlatmamış her bir şehit kendini hay biliyor, görüyor. Lakin yeni hayatı daha nezih buluyor. Yani aranızda böyle yeni hayatını Risale-i Nur'la, Hasan abiyle bu enfüsi manalarla tanıştıktan sonraki hayatını daha nezih bulanlar varsa şehit olma ihtimalleri var. Böyle bir tefekkürüm var. Yani daha nezih bulmaları, bir, hani şehitler günah işleyemiyor abi. Bazı nefsani özellikleri onlardan alınıyor. Böylelikle yeni hayatı daha nezih buluyorlar diye anladım. Ne kadar doğru bilmiyorum. Günah işleme şöyle kardeş. Peygamberlerde iki sıfat var ya. Masum ve mahfuz. Fakat bunlar da, bu peygamber değil, günah işleyebiliyor şehit, şahit de yapabiliyor, olabilir, kanuniyet. Ama asla lezzet alamazlar. Günah anında bile lezzet, elem alırlar. Onları Cenab-ı Hak tavsif ederken levame sahipleridirler diyor. Yani hemen dönebiliyorlar. Yani düştüğünde kalkmayı bilen, becerebilen, yani bu sistemin çarkın içinde olması lazım. Tek başına bu cemiyette zor. Onun için şahsi manevi içinde ancak olabilir. Böyle tutucu olurlar. Birbirlerini kayırırlar. Nasıl bir insan size elin adamı, elin kadını size, kızını, namusunu size emanet etti. Siz nasıl koruyorsunuz, kolluyorsunuz? Bu makamı, bu kardeşleri de bunlar böyle kollarlar. Yani böyle bir uhvet sahibidirler. Kollarlar onları. Çokluk peşinde değillerdir. Bunlar ehli hakikattırlar. Bunların en büyük sıfatları tek tüklerin peşindedirler. Tek tüklerin peşindedirler. Diğerlerine iltifat etmezler. Meşgul, yani vazifeyi yaparlar, dersi yaparlar ama meşgul olmazlar. Çünkü onlar Allah'ın nuruyla baktıkları için o kadar hak ettiğini bilir ve o kadar bilir. Ama kendi arkadaşlarını gözleri gibi kollarlar. Evet, devam et. Ahmet'im. Sen de zaten Seyit'sin şu anda. Seyit Ahmet demiş. Yani dersinle müsemmasın ya. Yani. Hocam,
Lakin yeni hayatı daha nezih buluyor. Zanneder ki ölmemiş. Oh Allah Allah. Zanneder ki ölmemişten şuraya atıyorum, orayı okuyacağım da. Biliyor ki alem yakadadır, hakiki lezzet alır, hakiki lezzet alır, ona hakiki olur. Yani zanneder ki ölmemiş, ölmediğini zannediyor. Hakiki lezzet alıyor, ona hakiki oluyor. Yani zanları bu yönde. Anladığım kadarıyla abi, bu şehitliğin zanları değişiyor. Yani ifade edemedim de. Ölme, burada yaşarken öldüğünden haberinin olmaması zanlarıyla alakalı yani. Zanlar insanı külli yapardı. Külden külli, cüzden cüzi. Yani cem'i cem yapar. Zanlar o kadar insanı kaliteli makama çıkarıyor ki insanı zengin yapıyor. O zanların istikametine koyunca külli görüyor ve düşünüyor. Evet, devam et. Meyitlere nispeti dikkat et şuna benzer. İki adam rüyada lezzayet envalına cami güzel bahçede ikisi geziyorlar. Biri rüyada olduğunu bilir, lezzet almıyor. Onu müferrer etmez, belki teessüp eder. Öbürsü biliyor ki alemi yakıdadır, hakiki lezzet alır, ona hakiki olur. Rüya misalin zilli, misal ise berzahın zilli olmuştur. Ondan onların düsturları birbirine benziyor. Şimdi şehit alemi berzahtaydı, alemi berzahın gölgesi alemi misal oluyor, alemi misalin gölgesi de rüya oluyor. Anladığım kadarıyla, hani rüyada hakiki lezzet alma işi, aynı şehitler gibi o haleti yaşama, berzahın gölgesi misal, misalin gölgesi rüya oluyor. Sanki berzahtaki şeylere benzer haletler yaşıyorsun rüyada. Aynı şehitler de buna benzer olur. Kendi hususi dünyalarında cennet asa bir baharı yaşıyorlar. Aramızdadırlar. Bizim gibi yerler içerler. Ama dünyaları çok şeydir. Dünyaları çok camidir, kucaklayıcıdır. Herkes orada yer bulur. Dünyalarında. Dünyaları dar değildir. Çünkü onların kabirleri geniştir. Kabirleri geniştir, kabirleri. Kabirleri geniştir, kabirleri. Herkes kendisini ondan hisseder, onun içinde hisseder, ona yakın hisseder. Ondan bilir. O zattan. Buradan kardeş kabirleri genişleri soruyor değil mi? Onu soruyor. Biraz daha açsa diyor sana. Görüyor mu? Görürse en güzel izah bu. Çevir ona. Aha sana kabir. Abi hani şey dedin ya, pozitif dünyasında herkes gelirsebilir. Nasıl? Duymadım. Pozitif dünyasında herkes gelirsebilir dedin ya abi. Evet. Bunu biraz açabilir misin abi? Bir telefona gel, sesini duyayım. Şey diyor abi, hani dedin ya, pozitif dünyasında herkes yer edinebilir. Evet. Yer edinebilir. Bunu biraz açabilir misin abi? Mesela bir insan düşün. Adın ne senin? İsmail abi. İsmail'im. Bir insan düşün ki gönlü çok geniş. Öyle geniş ki din düşmanı değil, zındık değil ama gafil, fasık. O bile buna baktığı zaman, ya bunun böyle bir dini var, bunun öyle bir imanı var, böyle bir İslamiyet anlayışı var ki beni tepelemez, dışlamaz, atmaz, sorgulamaz, yargılamaz. Benim İslam'a uğraşır. Bu adamın dininde benim yerim var der. Sorgular, yargılar, itham eder, tenkit eder. O insanın dünyasında, dininde, imanında, İslamiyetinde, içsel dünyasında sana cesaret vermez ki ben orada olabileyim.
Onun için Peygamber aleyhissalatü vesselam şöyle baktığın zaman ya affedersin ya işiyor ya bilmiyor. Onun dünyasına bak ya. Adam ne kadar rahat bu oyunu yapabiliyor. Allah Resulü'nün dünyasında ne kadar kişiler kendisine yakın hissediyor. Yani o alemde ben de olabilirim. Ben bir misal şey yapayım da askerde rastlamıştım. Bunu ömrümde iki defa mı ne rastladım? Bilmeyerek iki horozu getirdiler sanki askerde. Bir grup, biz acemiydik. Komutanlar getirmiş, haberimiz yok yani, emir. Öteki taraf solculardan iki kişi, üç kişi çıkarttılar. Bu taraftan bir kişiyi çıkartmışlardı beni. Askerliği de geç gitmiştim. Ondan sonra sen davanı anlat dediler bu üç kişi. 15-20 dakika, yarım saat sonra şunu dediler hiç konuşmadan. Senin anlattığın Allah var, senin dediğin din doğru. Biz de orada kendimizi hissediyoruz. Bizim de orada yerimiz var olduğunu hissediyoruz. Ama bunların anlattığı Allah, bunların anlattığı din yok diyor. Hiç unutmuyor. Bunların anlattığı Allah, böyle bir Allah yok diyor. Böyle bunların anlattığı din yok diyor. Kendi zanlarını din diye gösterenler vaazda da öyle. Evet, fazla uzatmayayım çünkü çok bereketli bir ders. Hadi. Amin İsmail. Abi şimdi yeni hayatını daha nezih bulması, kendini hayır bilmesi, bunları temessülle ilişkilendirdim. Şimdi temessülün ikincisinde şöyle diyor, maddi nuraniyenin akitleridir. Hani şehitler için de nurani demiştik. Şu akit ayin değil, fakat gayr da değil. Mahiyeti tutmuyor, fakat o nuraniyenin ekser hasiyetlerine maliktir. Onun gibi hayır sayılırlar. Şimdi şehitler maddi nurani akit gibi oluyor. Bazı özellikleri yok. Yani ne aynıdır ne de gayrıdır diyor ya, mahiyeti tutmuyordur diyor. Günah işlerler işlemezler meselesini anlattınız ya. Yani günahlara meyilleri sanki böyle biraz azalıyor ya da günah işledikleri zaman hemen dönme meyilleri artıyor. Bunların sebebi ne? Burada bu şeyler maddi nuranilerin akitleri olduğundan kendine hayır da biliyor. Yani tam böyle ifade edemedim de bu üçünü birleştirdim. Kendi hayatını daha nezih görmesi, hani hayatını daha nezih nasıl görüyor? Önceki hayatında işlediği şeylerin aynısını işleyemiyor. Sonra kendine hayır diyor. Maddi nuraninin aksi olduğu için kendine hayır diyor. Tamamen etki özellikleri olmadığından dolayı günah işlerle şeyleri de azalıyor dedim. Böyle birleştirdim. Oldu mu bilmiyorum da. Bu esma mertebesiyle hayat mertebesini şu şekilde de bir yer geçiyor. Sözler 631'de. Hem insan ruh, kalp, akıl cihetiyle ve hayat ve letaif sayfeleriyle hay, kayyum, muhi gibi ne kadar esma-i kutsiye-i nuraniyeyi okur ve okutturur. Şimdi insan için ruh, kalp, akıl cihetiyle dedi. Üç tane cihet saydı. Bir de iki tane sayfa saydı. Hayat ve letaif sayfeleriyle hay, kayyum, muhi gibi ne kadar esma-i kutsiye-i nuraniyeyi okur ve okutturur. Şimdi birleştirme yaptım. Ruh hay dedim. Hani şehitler mertebeyi hayat olarak baktığın zaman hani kalbin dereceyi hayatı, ruhun dereceyi hayatı dedim. Kayyum kalbe bakar dedim. Akılda muhiye bakar dedim. Yani bu üçer üçer birleştirdiğin zaman ruh haya, kalp kayyuma, akılda muhiye bakar dedim. Bunların esmaların mertebesine göre de veya işte değişmesine göre, birinin hükmünün diğerine göre ağır basmasıyla mertebe-i hayatın değişiyor diye anladım. Maşallah. 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 Çok hoş.
Çok güzel. Çok ilginç. Yani bu katılan arkadaşlarım bir tane orijinal görmeleri lazım. Hay, muhi, tamam. Hay, sıfat, muhi, çıkış, esma. Kayyum da bunun içinde. Evet, devam et. Ya Ahmet'im çok çok bereketli. Ben de heyecanla bekliyorum. Abi şimdi aranızda şehitler var demenizin bir sebebi de ikinci ihtimali de şu olabilir. Peygamberimizin hadisleri var bu Mucizat-ı Ahmediye'de geçen. Hem nakli tayyikati ile cihar yâri bizini de beraber Uhud veya Hira dağının başındayken dağ titredi, zelzelelendi. Dağ ferman etti ki, Üsbüt fe innemâ aleyke nebiyyün ve sıddîkun ve şehit deyip Hazreti Ömer ve Osman ve Ali'nin şehit olacaklarını haber vermiş. Haber verdiği gibi çıkmış. Yani bir ihbar gaybi gibi de haber verilebiliyor. İleride şehit olacakları anlayıp bu gaybi bir ihbar olarak söylenebiliyor. Bir ikinci ihtimal burada dağın titremesi ve zelzelenmesi. Burada da hadisatı okumak da olabilir abi. Hadisatı okuyup da bu ihbar gaybi de yapmış olabiliriz Peygamberimiz. Üzerindeki bulundukları dağ titredi ve zelzelelendi diyor. Peygamberimiz daha sonra bu ihbar-ı gaybiyi veriyor. Hadisatı okumuş olabilir. Bir de zaten hani Peygamberimiz olduğundan dolayı gaybi şeyleri söylemiş olabilir dedim. Yani hadisat okuma meselesi de var. Bu hadisat okuma meselesini de şurayla birleştirdim. Bu dört büyük sahabe için Üstad diyor ki, riyaset-i İslamiyet'e geçecekler ve şehit olacaklar. Yani eğer bir davayı sahiplenecekten, bu davada bir mevki, makamın olacaksa, yani şehitliği göze alman gerekiyor gibi. Hani kefenimizi boynumuza astık, öyle geldik filan diye halk arasında bir söz var ya. Eğer bu riyaset-i İslamiyet'e geçeceksen, yani bunu bir dava edinip bu davada bir mevkiin olacaksa bu davayı güdeceksen neticesinde şehitliği bekleyebilirsin diye anladım. Bunun şurası da destekliyor. Yine Mucizat-ı Ahmediye'den. Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam, Ebu Bekir Sıddık, Ömer-ül Faruk, Osman-ı Zinnureyn ile Uhud Dağı'nın başına çıktılar. Cebel-i Uhud ya onların mekabetlerinde veya kendi surur ve sevincinden derziye geldi, kımıldandı. Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam ferman etti ki Üsbüt fe innemâ aleyke nebiyyüm ve sıddîkum ve şehid. Burada da gene Uhud Dağı'nın ya onların sevgisinden dolayı ya da kendinin surur ve sevincinden dolayı lerzeye gelmesi var. Bu hadise sonunda Peygamberimiz şu hadis Hazreti Ömer Hazreti Osman şehit olacaklarına bir ihbar-ı gaybidir demiş. Yani hadisatı okumak var, ihbari, gaybi ihbari vermek var, ihbari gaybi vermek var. Bir de Cebel-i Uhud ya onların mehabetlerinden veya kendi surur ve sevincinden lerzeye geldi diyor ya, bazen insanda bir halet oluyor, yani böyle kendi surur ve sevincinden veya karşıdaki sevdiği kimselerin muhabbetinden böyle ihbari gaybi şeyleri söyleyebiliyor diye de anladım. Hani siz bazen söylüyorsunuz ya, ya işte karşıdaki kimseleri sevdiğinizden veya o anki haletinizden, sorununuzdan, sevincinizden bunu söylüyor olabilirsiniz dedim yani. Evet. Sevdiğin için ona emanet veriyoruz. Sonra kişinin kendi şehadetini haber vermesi var. Hafız Ali abi bunu yapmış. Barla 117'de geçiyor. Hayat ismine layık bir hayat bahşına vesilesiniz. O hayatı ihsan edene ve vesile olan uğruna o hayatı ifna etmemek. Haşiye, benim bedelime şehit olacağını hissetmiş, kuvvet-i ihlasının kerameti olarak haber veriyor. Haber verdiği gibi şehit oldu. Kuvvet-i ihlasının kerameti olarak daha öncesinde kişi kendinin şehit olacağını söyleyebiliyormuş yani, farkında olmayarak. Kuvveti, ihlasın, keramet.
Hasan abi böyle çok hususi dairede belki hizmet-i imam davayı kuran yolunda hani abiler üstadlara, üstadımıza hayatlarından fedake etmişler ya. Belki böyle bazı bu talebeleri de bazı abilere belki ömürlerinden, hayatlarından bir miktar verebilirler herhalde. Sedat o kanun işliyor. Nerede? Yani o kanun işliyor. Hani belki meslek demeklerimizde var. Belki bunu çok farklı çarpıtabilirler. Bunu söyleyemiyoruz da. Ama sanki meslek demeklerimizde feda edecek. Fedakarlığın zirvesi o. Çok zor. Ama sen bunu şey yapmak da kanuniyeti sordun. Bu kanuniyet var. Külliyat olduğuna göre bu sistem çalışıyor. Devam et Ahmet'im. Bu Sedat abinin dediği yeri yazdıydım da onu arıyordum. Hafız Ali abi, Ahmet Fuat abi, bir abi daha, üç kişiydi, nereye yazdım bulamadım. Ömürlerinden üstada vermek istiyorlar. Nerede geçiyordu abi, orayı okusa yerine... Şema yapmıştınız ama o şemada vardı, defter sayfasında. Emir daha 1-224 demiş. Abi derste uzat ama. Uzatsın bak, senin attığının bak nasıl okuyormuş. Bak okuyanlar da var yani ha, o notları. Evet devam et. Çıkmak isteyen çıkabilir. Kimse tutulmuyor. Ama bereketlidir. Ben sonra kadar merak ediyorum. Çok keyifli ders ya. Evet merak ediyoruz. Abi. Yazdığım yere... Orayı sonra okuyayım abi de, bir bulursam. Şuradan devam edeyim. Vay be, ne ders ya. Ne cami bir ders ya, böyle bir ders. Üçüncü yol, sözler 740'tan cemaatte geçiyor. Üçüncü yol, seyildir, hem karibi müstakimdir. Zahir, kavi, müsavi, herkes o yoldan gider. En rahatı budur ki, şehit olmak ya gazi. En rahat yol olarak üstad bu yolu söylemiş. Şehit olmak ya da gazi. Sonra şurayı okuyacağım. Bu dersi ben hazırlarken bu zeytin dalı bilmem ne harekatı o tam böyle hani savaş çıktı çıkacak. İşte biz ne yaptık? Biz seferberlik emri şu bu filan diye bir söylentiler vardı. Tam bu araya tevafuk etti. Ya dedim ben de spora mı başlasam, bizi de askere çağırırlar, ne bileyim bir tüfek mi alsam, sıkmayı öğrensem filan diyordum. Tam oraya burası tevafuk etti. Orayı okuyayım. Şu devleti İslamiye 20-30 milyon iken, bütün Avrupa'nın bütün devletlerine karşı hayatını ve mevcudiyetini muhafaza ettiren, şu devletin ordusundaki Nur-u Kur'an'dan gelen şu fikirdir. Ben ölsem şehidim, öldürsem gaziyim. Kemal-i şevk ile ve aşk ile ölümün yüzüne gülerek istikbal etmiş. Daima Avrupa'yı titretmiş. Yani Avrupa'yı titreten fikir bu fikir abi. Nur-u Kur'an'dan gelen fikir. Ben ölsem şehidim, öldürsem gaziyim. Yani bu fikre çalışmak, hani bu tarihi hatta geleceğim az sonra da. Tarihi hatta çalışmak. Bu bizim yapabileceğimiz şu an için en büyük vazifelerden biri. Top, tüfek, silah onlar ikinci planda kalıyor bu fikre göre. Yani baktığımız zaman Mehmetçik diyoruz ya, basit fikirli, safi kalbi olan Mehmetçik'in ruhunda ulvi fedakarlığa sebebiyet verecek olan bu fikirdir. Bu fikre çalışmak gerekiyor. Yani şu an için elimden gelen budur dedim. Bu fikre çalışmaya devam ettim. Bir şey mi diyeceksiniz zaten? Yok, birisi şey yapmıştı ona. Devam et. O dersen ben şey yaparım.
Hasan abi mikrofonu kapalıydı abi, bir şey anlamadım. Hasan abi bir şey dediniz herhalde de. Ha yok yok, bir şehitten şey yaptı da ben dersi çok güzel maşallah. Komprim. Ben dağıtıyorum. Benim muvaffak olamadığım bir ders şeklini yapıyorsun. Hayır. Çok istifade ediyorum ve ailette bakıyorum böyle. Bozmadan, dağıtmadan böyle çok güzel. Öz. İşte arkadaşlar böyle ders ne güzel hazırlansan. Devam et Seyit Ahmet. Çok keyifli yani. Şehit, şahit. İnsan en çok merak ettiği yani. Ben nasıl öleceğim? Ben neyim ya? Yani ben bir şey biliyorum benim hakkımda ama benim hakkımda bildiklerim ne kadar isabetli. İşte bu ders çok güzel bir ayna. Ben bir şey söyleyebilir miyim? Aslı evvel nur talebelerinin hepsine baktığım zaman babam da dahil hep kanserde vefat ettiler abi. %99'u. Çok babaklık oldu burada. Orada kardeşin yapması. Ben de çok istifade ettim. Vallahi benden aldım. Abi şimdi dördüncü Tabatay Hayat'ta şöyle diyor. Evet şu heda hayatı dünyeviyelerini tarih hafta feda ettikleri için. Şimdi şu heda için hayatı dünyeviyelerini tarih hafta feda etmişler. Hayatı dünyeviye ne? Tarihi hat ne? Bunlara baktım biraz abi. Tarihi hat için en böyle münasip bulduğum yerler. Birincisi Mektubat 420'den okuyorum. Attığım noktada var. Senden soruyorum. Birinci kısım olan ehli iman ve ehli takvanın en büyük menfaati Frenk meşebane bir medeniyette midir? Yoksa hakaiki imaniyenin nurlarıyla saadet-i ebediyeyi düşünüp müştak ve aşık oldukları tarih kağıtta sülük etmek ve hakiki teselli bulmakta mıdır? Ha, buradan anladım ki abi tarih kağıt birincisi, bulduğum yerlerden birincisinde şu yazıyor. Hakaiki imaniyenin nurlarıyla saadet-i ebediyeyi düşünüp müştak ve aşık bir tarzda sülük etmek. Yani bu tarih kağıt oluyor. Hani tarih kağıtta hayatını feda eden demişti ya, hayatı dünyeviyetini feda eden. Hayat-ı dünyeviyesini, yani bu dünyada hani yeme, içme, gezme, evlenme, bunları feda eden, ne için feda eden? Hakaiki imaniyenin nurlarıyla saadet-i ebediyeyi düşünüp, müştak ve aşık oldukları tarikatta sülük etmek. Buna çalışanlar da bu şehitlik vasfının içine giriyorlar dedim. Sonra tarikattan başka ne bulabilirim diye baktım. Hepsini okumayın abi. Burası uzun olur. Burada nereye yapmışım? Hepsini okuyayım o zaman. Allah'ın sununa, efaline, kelamına, temsilatına, üsluplarına, İnayet ve rububiyetini mülahaza etmekle beraber Allah'ın canibinden bakmak lazımdır. Bu bakış da ancak nur-u imanla olur. Bu itibarla vehimler olsa bile ancak örümcek ağının kıymet ve kuvvetinde olur. Eğer mümkünat cihetinde cüz'i fikriyle, müşteri nazarıyla bakarsa, zayıf bir vehim ile onun nazarında bir dağ gibi olur. Cüz'i dağını gözün rüyetinden men eden sineğin kanadı gibi zayıf küçük bir vehim de hakikati onun gözünün görmesine fethedir. Ve emmellezine keferu ila ahir. Bu cümlenin evvelki cümle ile ciheti irtibatı. Abi burada esas benim vurgulamak istediğim yer şurası. Biraz uzun gidecek. Saatte ilerledi. Kalbindeki marazın yardımıyla her vehim onun nazarında bir dev getirir. Tarihi hakkı kaybeder, tereddütlere maruz kalır. Şimdi kalbindeki marazın yardımıyla her vehim onun nazarında bir dev kesilir, tarihi hakkı kaybeder, tereddütlere maruz kalır. Bunu şimdi manayı muhalifiyle düşünürsek, kalbimizdeki marazları tedavi etmeye çalışmak, vehimlerden kurtulmaya çalışmak, tereddütlerden kurtulmaya çalışmak. Bunları yapmaya çalışmak da tarihi hakkıdır.
hani bu serbest bölge, dima sistemi, bunları anlamaya çalışıyoruz ya. Bu yolda ilerlemek de hani bu okuduğum yerin manayı marifiyle sanki tarikat gibi oluyor. Şimdi tarikatta bulduğum en münasip yer bu ikisiydi abi. Tamam. Şimdi hayatı dünyeviyetini feda ediyor dedik ya şey için. Tarikatta hayatı dünyeviyetini feda ediyor. Hayatı dünyeviyede ne feda edilebilir diye baktım. Mesela şu meşhur örnek var. Acaba 23 saatini şu kısacık hayatı dünyeviye sarf eden ve o uzun hayatı ebediyeye bir tek saatini sarf etmeyen. Bunun tam tersini düşünelim abi. Bir saatimizi değil de saatlerimizi bu hayat-ı ebediye için sarf etsek, saatler derken yani çok fazla uzun süreleri bu hayat-ı ebediye için sarf etsek, o zaman hayat-ı dünyeviyemizden fedakarlık yapmış oluyoruz. Bir, burayı bulabildim. İki, nev-i beşerin hayat-ı dünyeviyetinde en cemiyetli merkez ve en esaslı zemberek ve dünyevi saadet için bir cennet, bir merce, bir tasvimgah ise aile hayatıdır. Aile hayatından fedakarlık da ediliyor. Eden abiler var, vakıf abiler var. Bundan fedakarlık ettiğin nispette de gene tarikatta hayatını feda etmiş gibi oluyorsun. Bir de insaniyetin cihazatı hayvan gibi hayat-ı dünyeviyi kazanmak için verilmemiş. Ha, ne dedim o zaman? Cihazatını inkişaf ettirmeye çalışmak, hayatı uhreviyede kullanma niyetiyle veya ne bileyim bu cümle biraz yanlış oldu da hayatı uhrevi için cihazatını inkişaf ettirmeye çalışmak da hayatı dünyeviyeden fedakarlık oluyor yani. Bunlardan şunu da çıkardım abi. Eğer şehit aramızdaysa hani dediniz ya günah işleyebiliyor ama hemen geri dönüyor diye. O zaman şehit buraya geldiyse geldiği zaman yaptığı şeylerden biri bu hayatı dünyeviyetini feda etmeye çalışıyor. Geçmişte belki bu kadar edemedi. Bu hayatı dünyeviyesini bir saatten daha fazla zamanlara çıkaracak şekilde feda etmeye çalışıyor olabilir. Bir. İkincisi, geçmişte aile hayatı düzenli değildir veya yoktur. Bunu tesis etmeye çalışıyor olabilir. Daha düzgün bir aile hayatı veya bir aile hayatı yoksa onu yapmaya çalışıyor olabilir. Üç. Yine yani şehit olmadan önce cihazatını inkişaf ettirememiş. Gitti, oraları gördü. Cihazlarının yeterince inkişaf ettiremediğini fark edebilir mi bilmiyorum da buraya geldiği zaman oradaki mertebeleri daha iyi anlayabilmek için cihazlarını inkişaf ettirmeye çalışıyor olabilir dedim. Yani bu son dediklerim benim tefekkürüm. Yanlış olabilir. Yani dersin bu kadar mı Ahmet? Abi, en son şey var, Cercis Aleyhisselam var, hani bu Seyyid-i Şüeyde Hazreti Hamza'dan sonra en çok zikredilen Cercis Aleyhisselam. Biraz oku da, ha, ne var orada, ne topladın onun hakkında? Yok, sadece bir cümle okuyacağım abi. Öldükçe, dirildikçe neden duymadı diye ki, ol namlı nebi, şanlı şehit Hazreti Cercis. Yani bu da tekeratı tatmıyor Cercis Aleyhisselam. Birçok defa zulmen, işkenceyle veya değişik şekillerde öldürülüyor. Tekeratı tatmıyor. Neden duymadı diye his diyor ya. Şanlı şehit olduğundan dolayı vefat ederken de his duymuyor. Tekrar diriliyor. Yani dersim bu kadar abi. Genel itibariyle. Maşallah. Ben şahsen tebrik ediyorum. Yer gök hepinizden razı olsun. Amin. Benim başka bir hal istifade ettirdin. Yani bir daha tekrar edeyim. Çok öz ve ciz dağıtmadan vermek istediğini vermek dersi böyle olur. Ama ben yapamıyorum. Biz dağıtıyoruz. Çok tebrik ederim. Allah razı olsun. Amin. Maşallah. Tabii bu meydan şimdi müzakere. Dersle alakalı sorunuz varsa kardeşe şey yapın veya beraber yapalım. Yoksa Fatiha çektikten sonra kafanızda olan şey varsa dersin dişi oluyor o zaman Fatiha'dan sonra. O soruyu sorulabilir. Başka soru sorulabilir. Aslan abi ben şey diyecektim abi.
Bu olabilir mi? Şehit kanuniyeti, şahit hakikat. Bir daha yavaş. Şehit kanuniyet, şahit hakikat. Şehit kanuniyet, şehit akıl, şahit hakikat. Uyar, uyar. Yani mesela Ubeyt, söyle çünkü. Bir kanuniyettir şehit. Yani şehitlik bir kanuniyeti yakalaması lazım. O şehitlik bir kanuniyet. Ama şahitlik bir hakikat bu. Hakikat mesleğinde olur. Evet. Güzel. Evet. Çok güzel. Maşallah. Güzel. Başka sorusu olan var mı? Ondan sonra Fatiha'dan sonra değişik sorunuz olursa beraber talep edebiliriz. Hadi Ahmet Seyit'im, Seyit Ahmet, bir duanı da yap, keselim. Rabbena la tukricna mine dünya illa maşşâdeti vel iman. Amin. Allah razı olsun. Fatiha. Allahümme selâ alâ seyyidina Muhammed ve alâ seyyidina Muhammed. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah Rabbil alemine. Rabbil melike minin. İyâken abudu ve iyâken esteyn. İhtena sırâta müstâbü sırâta nezîne. Amin. Tebrik ederim maşallah. Allah razı olsun. Haftaya gene grubumuzdan birisi böyle dersini hazırlasın. Öyle bedava yok böyle. Çalışacak. Böyle Seyit Ahmet öyle yaptı. Kardeşimize takdim etsin inşallah. Cumartesi bizim şeyimiz mutat, dima dersimize devam ederiz. Ama dersin dışında işte soru olursa işte ya dersin başında anlatır sormak adına ondan 10-15 dakika önce bulunabiliyor. Dersten sonra da olsak o da olur ama dersten önce olsa daha biraz da zaman geçmemiş oluyor. Onda başlıyor ama 9.50'de mesela sorusu olan katılabilir. Ben de gayret etmeye çalışıyorum ama her daim muvaffak olamıyorum. Köyde böyle diken miken çalışıyorum, çalışıyoruz. Ekmek parasıyla uğraşıyoruz. O da çok güzel. Şey yapıyorum. Bugün iki şey çok ilgimi çekmişti böyle de. Bir tanesi zan, zan var ya zan, düşünce, akıl şeyi, ona cevap veriyordum. Çok hoşuma gitmişti bir şey çakarken, temizlerken orada hatırıma geldi. Onunla meşgul oldum. Bir de zengin kimdir diye şey yapıyordum böyle, zengin. Demek ki böyle ben o zaman telefonun bataryası bitmişti. Demek ki şehit, şehit zengin yani. Nasıl tevafuk etti yani, zengin. Malı mülkü çok olan değil ya. Mesela diyor ki, kitap yüklü merkebe benzetiyor Kur'an. Mesela kitap yüklü ama alim değil. Peygamber aleyhissalatü vesselamın kendi hayatına bir misal veriyor. Diyor ki, yağış ediyor kurban eti için. Ne yaptın diyor. Bunlar bize kaldı diyor. Ötekilerini dağıttık diyor. Ötekiler bizde kaldı diyor. Bu bizim değil. Orada korkunç, mükemmel bir kanuniyet söylüyor. Böyle bir et dağıtmayla meşgul millet. Onu anlatmıyor. Anlatıyor sureti. Bu da diyor ki bir şeyin ne olduğunu bilmek için akibet murattır. Yani sende kalan etin akıbeti nedir, senin midir? Akıbeti malum şeye dönüştü. Mesela başka üçüncü şeyim, zengin, talep azlığıdır. O zaman Yahudiler hakkında Kur'an'da zillet diyor. Zillet. Lan nasıl zillet? Bankaların tesisine çalışmış. Altınlar onda, bankalar onda ama zelil diyor, istihkar ediyor, depoluyor. Ha,
Zengin o zaman bu 3-4 tane misal verdim. Toparlarsa kanuniyetler hepsi kanundur. Hepsi kanundur. Allah Resulü'nün elinde bir şey bulundurmamış ama en zengin. Nedir o? Verebildiklerin, verdiğin kadar zenginsin. Şu elimi görebiliyor musunuz şöyle? Şöyle bir talebi var, talebi. Arzusu, hedefi var. Bir de kendi malum miktarı var, seviyesi. Bu şu anda var olan seviyesiyle hedefi arasındaki boşluk kadar fakirdir. O zaman fakir talep azlığıdır. Fakir talep çokluğudur. Fakir talep çokluğudur. Zengin talep azlığıdır. Zengin. Çünkü her talep ettiğin şey eline geçmiyorsa onun kölesi oluyorsun. Esir ediyorsun, esarete sokuyor. İşte ikinci bir kanuniyet, Yahudiler serveti biriktiriyor. Bir bu. Zengin, fakir çok önemli. Ne verebiliyorsanız onunla zenginsiniz. Bu ille maddiyat değil, şimdi maneviyattan bahsedeyim. Tespit etmişsin, kitaba dönüştüreyim, para kazanayım. Cakka yapayım bildiklerimle, tanınayım, bilineyim, konuşulayım, toplumlara, kitlelere hitap edeyim. Ya kölesin. Yani bunu bunun için yapmış oluyorsun. Netice nedir? Toplum, kitle. İkincisi de belki bu çok lazım olur bize de. Şimdi arkadaşlar, zanımız var ya, zan. Zan. Zanın bir kısmı haram, bir kısmı mekruh, bir kısmı şey. Akılla çatıştığını nasıl anlarız diye böyle. Çok yani malum işte mesaj çekiyorlar WhatsApp'tan şu. Ya dedim nasıl olur böyle müşakhas bir şey. Bunun hakkında çok dersimiz var belki de. Çok fazla zan. Sonra namaza döndüm. Öğleyin namazına döndüm. Bir tane seccade gibi bir şeyim vardı. Ondan sonra baktım, seccadeyi koymadan önce, bizim kardeşin seccadesiydi. Seccade bir şeydi. Namazın içinde seccade değişti. Baktım başka şeyler var orada. Başka şeyler oluyor. Sonra dedim kendime, bu neyin lakin, bu neyin nesidir ya? İyi ki oldu ki, belki bir Müslüman kardeşime faydam olur. Seccade var ya, seccade seriyoruz. Tuhaf tuhaf şekil alıyor, insan şekli alıyor ki haç oluyor, adam gülüyor, aa yapıyor diş. Seccade şekilleniyor ya. Sonra dedim ki, dinimiz ne kadar mükemmel. Mesela seccade sade olmalı. Renkli cicili bücüller tenziye mekruh, tarimin değil. Çünkü insanın zanını işletiyor. Peki nasıl bunlar şey yaparız? Doğru mu? Doğru değil. Nereden biliyorsun doğru olmadığını? Aklen biliyorsun. İşte zanlar buna benziyor işte. Aklen bildiğin seccadede bu yok. Böyle bir şey yok. Bu hayvan yok orada. Kilise milise yok. Adam yok orada. Bir tane tehdit eden bir adam, gülen bir adam yok o seccadede. Ama öyle görüyorum. Ha, onu imal eden zan. Peki nasıl çıkıyorsun bunun içinden? Delil, burhan, hücceti, işte akıl kullanıyor. O makama ne geliyorsun? Bu sefer basamak oluyor sana. Bu neyle çıkıyorsun olaydan bir daha? Aklen. Aklın ne sıfatını kullanıyorsun? Delil, burhan, hücceti kullanıyoruz. Burada öyle bir hayvan mayvan yok. Peki sonra dedim ki, niye kendimi böyle bir sıkıntıya soktum? Tenziye mekruh yaptım. Seccade sade olması gerekirken renkli yaptım. Biliyorsunuz fıkıhta renkli şeylerde kılmak öyle huzur az, mani olduğu için hele hele Kabe koyuyorlar. Seccadede Kabe koyuyorlar. Hürmete, edebe de uygun değil. Ayağının altında Kabe koyuyorsun. Oysa onun ne olacak? Secde de değil. Yani sade olmalı. Ona uymamanın. Burada bu detaya şey yapmayayım.
zanların bizi vehim yapan, bizi rahatsız eden düşüncelerden kurtulmanın yolu, onu o olduğunu oraya hapsetmenin yolu aklen, burhan, delil, hüccetle bu değildir. Daha kale almamak. Evet. Geceniz mübarek olsun arkadaşlar. Belki birisinin faydası, ihtiyacı olur. O zenginlik de çok önemli. Kur'an bu kadar bankaların tesisine sebep olan altın ve paraların depolayan Yahudilere zillet diyor. Bir de meskenet diyor. Ha, o zaman elinde olmak değil zenginlik. Verebilmektedir. Veren zengindir. Bu maddi. Maneviyat da öyle. Himmet etmek, yardım etmek, iki kelime etmek, alakadar olmak, muhabbet etmek, ona sahiplenmek. Yani bunlar da manevi şey, vermek. Geceniz mübarek olsun. Cenab-ı Hak hak ile haklanmamızı Cenab-ı Hak denilen o hak ismine mazhar eylesin. Zira o hak ismi ki zıtların cemi ile kıblesine durabilmektir. Cenab-ı Hak cenab yöndür. Hak yönü zıtların cemiine sahip olan, zıtların cemi olan bir alemde istikametine koymak hayatını. Ne büyük nimet ya Rabbi. O için ism-i azamımızdır hak. Geylani'nin haydır. Hak. Ne isim? Yani sonsuzu sonluyla, hakkı batıl ile, doğruyu yanlışla tılsım. Sır var ya. Onu bütünselliğine sahipsin, kıblene koyuyorsun. İfrat tefritten azade. Hak ismi, üç ismin vasat seviyesidir. Üç sıfatın kuvve-i akliye, kuvve-i gadabiye, kuvve-i şeyvenin vasat ismi, vasatının bütünselliğidir. Hak. İsmi azamımızdır inşallah. Hak. Hak Allah. Allah'a emanet olun. Selamünaleyküm. Geceniz mübarek olsun. Aleykümselam. Selam hemen gidiyor musunuz? Abdullah bir şey varsa umumi de olabilir, hususiye de giriyor. Hususi şöyle, yani genel şeyimiz içerisinde şimdi bir aile dostu, pek de yakın değil ama aile dostu, ehli iman. Bunların bir yavrusu olmuş, bebişler olmuş ve doğumda bağırsakları çalışmıyor. Bebeğin mi çalışmıyor? Bebeğin çalışmıyor, bağırsakları. Dışarıdan serumla getiriyorlar, içiriyorlar. Efendime söyleyeyim. Daha 8 aylık bebek. Şimdi bunu ben duyunca dedim ya bunlara İzmir Kur'an'ı, Güzbül Hakaiki ve Asa-i Musa'yı vereyim dedim. Sizin daha önceki bazı derslerini de ben de bayağı bir dinledim. Bunlarda bir kanuniyet var. Sizin bir hatıra şey dersiniz de kanseri tedavi etme sizin Dehri Hoca ile Allah rahmet eylesin. Allah şifasını masal etsin. O da size demişti ki bunu tedavi edebilirim ama bunun kaderinde bu var. Ölümünü değiştiremem dedi. Evet. Evet, değiştiremem. Şimdi bu çocuğa hani zan meselesine de geçince şey yaptı. Benim zannımda bunları okuduğun zaman hani sevap cihete ayrı, şey cihete ayrı onları değil. Kanuniyet cihetiyle bir iznillah tam böyle bir itikatla okuduğun zaman Cenab-ı Allah muhakkak buna bunun şifasını verir. Benim zannım tam yani. Şimdi tamam bana ne soruyorsun burada? Kanuniyetini soruyorum bunun. Yani kanuniyetin değil de şimdi, ne yapalım diye soruyorsun Lazcası. Evet. He şu. Bak Abdullah, ilk önce Adetullah kanunlarındayız. Nurcu değil. Onun için turşunun suyuyla uğraşmayın. İnsanların dünyasını tamiri etmeyle yorulmayın. Yo, ben bunun kurbanlarındanım.
yani insanların dünyaları ilgilenmeyecek biz ama kanuniyetini verirsin, ben verdiğim yayını tamam. Ama ben arkasından da çok koşturdum yani şey değilim ama demek ki şu vesaire. Yani ben geneli söylüyorum, bu gömlektir, atlet vardır. Atletle meşgul olun, yorulmayın, yormasın sizi. Ama bu tür alakalardan dolayı da vesile olabiliyor nurculuklarına veya hidayetlerine. Onu da işte ne yapıyoruz? Ama kanuniyetini anlatayım. Nedir o? Bu alemi kevni fesatta olduğumuz için adetullah kanunlarında ilk önce tıbla meşgul olunması gerekiyor. Tıp. Tıpla zaten meşgul oluyorlar. Ha. Tamam, onda ben, bir eksiklik yok. Ben yani ne yapıyorum? Verdiğimiz zaman tıpı geriye atın denilmez. Ben onu, sıkıntı yok. Onunla konuşmuyorum. Ben bir kaydı anlatıyorum şimdi. Hı-hı. Ben o bebekle meşgul değilim. Kural nedir? Kural anladım. İlk önce adetullah neyinde parmağın kırıldıysa yani baston ne bileyim kalıp girmek insanın izzetini götürmez. Psikolojin bozulduysa nasıl ki bir baston senin ayağını düzeltmez ama düzeltmeye hasta olur. Ağaç dikmek bize ağaç meyve bize vermez. Allah verir ama ona verdi diyor kuralınca. İlk önce kanuniyetlere uyacağız. Allah'ın esmasını inkar etmek anlamına gelmemesi için adetullah kanunlarında uyacağız. Hekim-i azığa gideceğiz. Ondan sonrasını anlatacağım olduğunu. Ama bu arada öteki tarafa da bakarız. Hastalığın sebebi maddi noktasında erva-ı habise olduğunu 20. söz kanuniyetini söylüyor. 20. söz erva-ı habise lemaatta çok acayip vehim, vesvese, korku vücuttaki salgılamaları bozduğunu tıbben de malumdur. Kansere de sebeptir. İlk önce hekim-i azık, hekim-i azık kimdir? İki sıfatı olacak. Namazı ve orucu olacak. Bu hekim-i azıktır. Bunu söylediği din oluyor. Mesela oruç tutamazsın dese tutmayacak. Tutarsa mesuldur. Yani Ramazan'da oruç tutup ölürse yani niçin kendine bilerek zarar verildin? Demek ki birinci kural adetullah'a uyulacak. İkincisi bunların sebebi maddi noktasının erva-ı habisidir. Erva-ı habisi söküp almak lazım. Bunu alacak zatın tekse o zat şahs-ı manevi ise kuvve-i kutsiye, kuvve-i ulviye, kuvve-i maneviyesi olması lazım. Güçlü. Değilse bir şahs-ı manevi. Ne yapacağız o? Şimdi erva-ı habise, erva-ı aliye var. Mesela diyelim ki yediğiniz pislik işte yani yediğimiz ekmekler, şey poşetler atıyoruz tarlaya, ormana. Ama zamanla öyle kirleniyor ki o naylonu yaktığınız zaman kirli maddenin kokusu kirli olduğu gibi ervahları da habis olur. İyi maddelerin yanmasından, kokmasından, şekillerinden ervah hali olur. Yani ta kokuya kadar götürüyoruz yani. Dolayısıyla bu çocuğun bağırsağı vesaire hücre ervah habisedir. Mevadi şerire deniliyor çünkü 246 sözlerde. Yani mevad maddeler yani. O şeytandan istihazel isaresinde de var. Fena madenleri işlettirmekten. Ya. Bu erva-ı habiseyi 258 sözlerde tısımat-ı Kur'an'ı ile ortadan tesirleri kalkar diyor. Peki tısımat-ı Kur'an'ıdır. Şeyde latif nüktelerde 30, 31, 32. sayfada huruf-u mukatta maddi tesirleri diyor azimdir. Ne kadar ihlaslı olursak yani kuvve-i kutsiye, kuvve-i ulviye, kuvve-i mali ve sahibi ise avamca halk arasında ağzı dualı ise tesir eder kardeşim. Maddesini değiştirir kardeşim. Maddeyi değiştirir. Mesela boğazdan sorunu olanı ben rastlamışım Almanya'da.
bu belki konuşmam ona da gidecektir. Taife-i Nisa olduğu için şey yapamıyorum. Dinle ilişkili olduğu için anlatacağım. Çok 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 kısa. Boğaz'dan sorunu var. Almanya'da X şehrine neyse araştırmaya gidiliyor. Oraya kadar MR çekiliyor. Buna Abdullah Demirtol'a şahit. Ona gösterdim. Onunla meşveret ettim. Sakın gösterme kimse abi dedi. Bu MR çekiliyor. Boğazında bir adam var. Böyle. Yani filme çıktı. Ondan sonra Alman doktoru demiş Allah Allah yani Allah demiş yani şaşırmış yani nasıl oldu bir daha çekmiş herhalde. Bir daha çekiyor. Gene o çıkıyor. Boğazına birisi çıkıyor. Yani bu bir korkutma değil. Bir bilin yani bu maddede o kadar bunu duyduğunca o kadar rahat edeceksin ki o kadar zevk alacaksın ki İzbul Kur'an'dan şaşıracaksın İzbul Kur'an. Bilmeyenler için söylüyorum. Üçüncü kez bir daha çekiyor. Adam hiç ses yapmadan doktor öyle diyor kadın. Başhekime gidiyor. Neyse toplanıyorlar grup. Üç, o filmleri gösteriyor. Bu da şaşırdım ben diyor. Nedir ya dedi. Korktu. Kanser mi falan. Nur talebesi bu bacımız. Sonra adam başhekim dedi ki korkma dedi. Bir şekil çıktı da diyor. Yani çözmeye çalışıyoruz. Bir de o grup halinde bir film bir daha çekiyorlar. MR çekiyorlar. Gene çıktı. Ve başhekim şunu diyor. Gösteriyor bu sebe kadına. Bak dedi senin boğazına böyle bir insan resmi çıkıyor diyor. Yani insan değil. Şöyle kafası şey uzun. Sanki hamur ezilmiş gibi böyle. Gözleri şey böyle acayip mahluk. Yani şeytan işte daha şeytan. Yani asıl saadette temsil gözüküyordu. Hazreti Ali'ler, Hazreti Ömer'ler görüyordu radiyallahu anh ecmain. Onlar caddeye çıkarlar gözüküyordu yani. Kapıya vurdu ya Resulullah'ın. İçeride sahabe vardı. Kim o dedi, ben dedi. Allah Resulü zaten söyledi falanca geliyor diye falan. Hazreti Ömer Efendimiz keseyim diye kılıcını çıkarttı. Hayır diyor, vazifesi var geliyor diyor. En çok kimi sevmiyorsun diyor. Uzun bir hadis ya. Seni sevmiyorum ya Resulallah dedi. Herkes görüyor bunu. İblis de diyor. Cebrail gözüktü de. Cebrail. Dihye suretinde gözüktü ya. Abdullah sesini kapat sen. Dihye suretinde. Sesini kapat sen. Sesi duy. Şimdi dihye suretinde Cebrail gözüktü. Şimdi sonra dedi ki böyle bir şey çıkıyor diyor. Senin diyor hepimiz buradayız. Müslümansın diyor. Seni bildiğin, tanıdığın hoca veya bu Kur'an'la alakalı kimse yok mu diyor. Ona diyor şu anda seni okusa diyor. Ben bunu bir de Yunanistan'da rastladım. Yunanistan'da kalırken dershanede. Ondan sonra bir hasta ziyaret etmiştim Yunan hastanesini. Neyse dedi telefonu çıkarttı oradan buradan derken tabi bize ulaşamıyor. Birisini şefaatçi koydu. Dershaneyi aradılar. Yani ben tedavi için değil böyle bir kan şeyi var diye. Baktım dine baktığı için dedim neyse Allah rahmet etsin yani. Abdullah Yeni abi de sağdı. Neyse bir vesileyle onlarla onun vesilesiyle ben tamam dedim. Huruf-u Mukatta'yı usta söylüyor ya Huruf-u Mukatta. Onu da yayınladık yani Huruf-u Mukatta'yı. Ben okuyorum, benim hocam Hafız okuyor. Huruf-u Mukatta'yı dedim kulaklığını koy, iki taraftan girsin. Bir şey anlatmak için bunu anlatıyorum. Uzattım ama lazım. Sonra Huruf-u Mukatta'yı dinliyorlar. Huruf-u Mukatta'yı dinledikten sonra bana olayı anlatıyor. Resmi WhatsApp'tan gönderiyor. Dedim şimdi çıksın da göreyim. Çekin dedim ben var, ben de telefonum açık olsun. Bir çekiyorlar yok, iki çekiyorlar yok. Onların içinde iki tanesi Müslüman oluyor doktor. Diğerlerini bilmiyoruz. En azından yaralı balık gibi olmuşlardır. Ben o resmi bende duruyordu. Sonra Abdullah Demirtol'a kardeşime gösterdim. Dedim ya Zeytinburnu'ndayken dedim ya bu dedim millete bir göstereyim bak şeytan. Ya ne kadar Huruf-u Mukatta ile darmadağın başka bir şey yapmadım. Huruf-u Mukatta. Tamam. Huruf-u Mukatta nasıl bir şey?
Nerede şey yaptım? Hizbul Kur'an'daki huruf-u mukattaları. 14 tanedir zaten Kur'an'da. Maddi tesir. Oraya maddi tesir edebiliyor. Mesela piramitlerin yapılmasında, 20. sözlerde Süleyman Aleyhisselam'ın Yemen'den Belkis'in sarayını Şam'a getirmesinde, gözünü açıp kapatını, maddi böyle şeyleri var. Demek ki erva-ı habiseleri tılsımat-ı Kur'aniye ile Hizb-ül Kur'an'la yok edilir kardeşim. Ama kader değişmez. Yani kanser de tedavi edilir ama onun ecelini değiştiremez der kimse. Şimdi sesini açabilirsin Abdullah. Sesin parazit gibi geldiği için onun için şey yaptım. Var mı böyle bir soru veya şurasında izah etsin diyeceğim var mı Abdullah? Yok abi, Allah razı olsun, alacağımı aldım. Ha, yani sesinde kusura bakma, mikrofonda bir şey geldi de. Burada yatsı ezanı daha yeni oldu ya, onun sesiydi. Ha öyle mi? Ha. Tamam. Evet. Tamam. Yatsı ezanı. Saatten okuyor ya, o anda bir anda okunduğu için ondan. Keşke okutsaydık ama bana farklı şey geldiği için şey yaptım. Evet, şey sıkıntı değil abi. Tamam. Allah razı olsun. Evet. Aynen bu anlattıklarınızı ben kaç sefer dinledim. Aynen şu anda tekrar, bir daha tekrar oldu. Şeyi verirsin. Şeyi verirsin. Reçete, ne yapayım, sıkıntım var diye bir derslerimiz var ya. İşte şunu yap, bunu yapma, bunu taşı, bunu oku, bunu seyretme, bunlarla olma. Risale-i Nur şöyle yap. Ustad diyor ki iki yerde Asa'yı Musa'yı okusun diyor. Allah'ın izniyle çocuğa şifa olur. Olur. Madde yapısı değişir çünkü maddenin kendisi donmuş ruhtur, ruhanidir. Ya alidir ya habistir. Ruhaniyeti ortadan kaldırırsan maddenin yapısı da değişir. Allah'a emanet olun, görüşmek üzere. Selamun aleyküm. Allah razı olsun. Aleyküm selam.